Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı bayramlar. Arkadaşlar sabah kuşları çıkardım dün biliyorsunuz. Yavru Arap kayboldu. Şu an baktım ama yine yok ortalarda. Bir atsaydı gelirdi. Şu an piyasada yok valla. Nerede olduğu da belli değil. Ne geldi başına ben de bilmiyorum valla. Havada uçan kuş kayboldu birden. Dünkü binlediğim kuş da arkadaşlar sahibi ortaya çıktı. İbonunmuş. Gökhan'a söylemiş böyle bir Adana kaybettim diye. Arması marması vardı ayağında gerçi ama İbon'un olduğunu bilmiyordum. İbonunmuş. Aradım bu kuş ben de deyince bayağı bir sevindi. İşte gelip alacak. Vereceğiz kuşunu. Göstereyim size yakından. Nasıl üç kocaman. Bakın ayağında arması falan da var. Ne yazıyor? Polat. İbrahim Polat. Yürüyorum şuna arkadaşlar. Tabii. Hayvana bırakmıyoruz ki şimdi yakaladık bir daha kaybetmeyelim. Ayıp olur. Kuş herhalde alışkın değil. Şu an iki yavrumu uçuruyorum babalarıyla beraber. Mavi görüyorsunuz havaya oynamaya başladı. Yavaş yavaş. Ya araba çok üzüldüm yavruya. Nereye gider bilmiyorum. Dün ortalık bir karıştı havada. Komşunun arabayla beraber. Ona da inmemiş. Nereye gitti kuş anlamadım kaş göz arasında ya. Bir yere atsa kalkardı. Çatıya atsa gelirdi. Kalkardı. Onu da yok. Çıkartalım. Açalım kapılarını. Onlar da çıksınlar. Bugün bayram. Şöyle yuvanın içinde göstereyim size arkadaşlar. Temizlik zamanı yine geldi. Burada iki yavrumuz daha var. Çıktılar. Buradaki yavrumuz. Buradaki kuyuşta bir yavru çıktı. Buradaki yavrularımız iki tane. Şurada var. Şurada yumurtamız var. Sen buradan mı düştün aşağıya bunu? Aşağı düşmüş herhalde. Şurada var. İki yavrumuz çıktı arkadaşlar. Annesi şu an yatıyor. Gümüşte var bir yumurta. Burada var bir yumurta, yumurtladılar. İkinciyi bekliyoruz. Şurada var yine aynı keza orada. Böyle. Çakmak bir yine yumurtlayacak. Yuva kızdırıyor. Burada var. Görüyorsunuz Arap'ın yavruların annesi yine yumurtladı. Şurada var iki tane yumurta. O da oraya yumurtladı biliyorsunuz. Durum bu arkadaşlar. Şimdi çıkartıyoruz. Yemleyelim. Ve kapatalım. Hadi gelin.
yerine mi indi diye düşündüm ama burada da kimse yok yani. Bizim kuşumuz indirirse kuş bize eğil diyecek. Yani ne bileyim, batmaca mı aldı diyeceğim. O bir ara ortalık çok karıştı. Acaba batmacadan dolayı mı karıştı? Yani bir tek onu düşünüyorum yani. Başka da bir şey yok. Neyse, sağlık olsun. Başına bir şey gelmediyse gelir diye düşünüyorum. Geldiyse de yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Anne baba bizde nasıl olsa. Kuşlar bayağı aç arkadaşlar. Vereyim yemlerini de. Biz de bayram ziyareti yapacağız. Çok seviyorlar. İşte yuvanın içine dolduracağım ama vakit yok. Bir de hava çok sıcak, uğraşamıyorum. Çıkartıyorum, öyle yiyorlar. İçerisi iyi. Dünkü yemleri yiyorlar. Dökülmüş dedim. Allah. Fazla vermeyelim. Yavrulara kusacak kadar veriyorum. Çünkü akşam bir daha uçuracağız. Tok olmasınlar. Gerçi akşama kadar eritirler ama. Günde iki defa uçuruz arkadaşlar, vakit oldukça uçurmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Da sıcak ki mavi hala ağzı açık. İleri neredeyse 3 dakika oluyor, 4 dakika oluyor. Nem var yani, sıcaktan ziyade nemli. Diğer Arap yavrumuz da yavaş yavaş çıkmaya çalışıyor şeyden, yuvadan. İyi mi? Düştü, düşecek. Bir yandan da gözüm havada. Belki gelir diye yavru. Kafam bayağı takıldı yani. Dedik ya, hayvan nasıl kaybolur anlamadım ya. Enteresan. Kaybolduğu böyle çok umurumda değil de, ama insan ister istemez düşünüyor yani. Uçan kuş, havadaki kuş nereye kaybolur yani? Atmaca almadı, bir şey yapmadı. Nereye gider? Yavruysaydı aslında. Kuşmuş görse bir yerde iner. Ama tabii kuş bizde derler mi? Onu bilmiyorum.
Neyse, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, videoyu burada sonlandırıyorum. Bayram ziyaretlerimiz var. Herkes Allah'a emanet olsun. Tekrar hayırlı Ramazanlar. Hayırlı bayramlar. Herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Herkes Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere.